Mikrofonda temassızlık varmış. O zaman isterseniz biz bu diploma konusundan başlayalım. Evet. Diploma konusunun bandını izlerken de arkadaşlar benim mikrofonumu düzeltecekler. Olay şudur. Önce o konudan girelim. Önceliği ona verelim. Ergun Poyraz, Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde diplomasının olmadığını öne süren kişiydi. Hatta kitabına göre ilk öne süren o değil, Yusuf Halaçoğlu. Profesör Yusuf Halaçoğlu. Ergun Poyraz bunu da kitabında Yusuf Halaçoğlu olarak açıklıyor zaten. Yusuf Halaçoğlu söylüyor ve Ergun Poyraz da bu konuyu araştırıyor. Zaten bunun arkasından da 6 yıl, 8 ay, yani 7 yıla yakın hapis yattı. Yani o yüzden 7 yıla... Ve bizim programımıza da katılmıştı Ergun Poyraz. Ve neler anlatmıştı? İsterseniz onları bir izleyelim. Ondan sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Özellikle diploma biliyorsunuz Türkiye'de en çok tartışılan olaylardan biri. Hala bunun tartışması bitmedi. Evet. Diplomadan biraz bize bahseder misin? Şimdi bakın. Yani o diplomanın ilk sizdeydi, ilk belgesi. Bendeydi ama ben şeyden sonra devreye girdim. İlk önce Halaçoğlu milletvekili biliyorsun. Evet. O gündeme getirdi. Ardından Yalçın Küçük getirdi. O arada Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu okuldaki, sınıfındaki bir CHP'li ilçe başkanı dile getirdi. Adam dedi ki kardeşim sen dedi bizim sınıftaymışsın dedi. Ben seni niye tanımıyorum diye başlayan bir video hazırladı. Sonra esrarengiz bir şekilde bir sabah cesedi bulundu. Şimdi bir gün ortada duplikata diye bir şey. Yani Tayyip Erdoğan diploması dolaşıyor. Evet. Ama ona bir baktım. Ya dedim bu bendeki diplomaya uymuyor. Hemen bu konuda bilgili olan insanları aradım. Ya dedim bir insan üniversiteden mezun olduğu zaman iki farklı diploma verilir mi dedim kaybettiği zaman. Yok dedi öyle bir şey olmaz dedi. Aynı diplomayı verirler. Zaten diploma üniversitedir dedi. Bir nüshasını verirler. Yine bir nüshası üniversitede vardır. Onun üzerine onu gösterdim. İşte baktılar bu dediler sahte. Dedim bunu şeye vermiş. İçişleri Bakanlığı'na vermiş. 94'te belediye seçimini kazandıktan sonra. Ve bunu yayınladım. Tabi ortalık bir karıştı, yıkıldı. Diploma sahte diye. Sonra bu şeye baktım. Şimdi biz ilkokula başladığımızda bizim bir kütüğümüz olur. Evet. Bu kütük ortaokula gidersek peşimizden ortaokula gelir. Liseye gidersek liseye gelir. Üniversiteye gidersek oraya kadar gelir. Ben onun kütüğüne baktım. Kütük İmam Hatip Lisesi'nde bütünlemede, yani normal imtihanda bitirememiş, bir sonraki imtihanda da bitirememiş. Kaldığı dersler de öyle ilginç ki Arapça Kur'an. Bunları bitiremiyor. Sonra en son Eylül veya Ekim'de kurul kararıyla geçiyor. Yani Allah rızası için geçirmişler. Evet. Şimdi kütüğün öte tarafına bakıyorsunuz. Şimdi aynı sınıfta atıyorum o sayfada 10 kişi var. İşte birisi şeye gitmiş akşam okuluna, biri işte ilahiyata gitmiş, biri tasdikname almış daha şey yapmadan bitirmiş. Tayyip Erdoğan'ınkine bakıyorsun hiçbir şey yok. Orada mı bitiyor? Orada bitmiş. Şimdi Eyüp, peki, Lisesi, Eyüp Lisesi ile ilgili bir şey yok mu? Eyüp Lisesi'ne gitmemiş. Eğer gitseydi o kütüpte kaydı Eyüp Lisesi'ndeydi derdi. Şimdi sonra Eyüp Lisesi'ni inceledim. Baktım internette şey yazmışlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 73 yılında lisemizden mezun olmuştur. Aa, yalanın böylesi olmaz. Neden? Zaten adam 73 Eylül ve Ekim'inde mezun olmuş. Mezun olduğu sene nasıl Eyüp Lisesi'ne girdi de nasıl farklı derslerini verdi? Yani en erken 74'te gider. Adam 74'te İETT'ye girmiş çaycı olarak. Orada çaycılık yapıyor tam gün. Sigorta primlerini ödeniyor. Hepsinden önemlisi 73 yılında girmesinin hiçbir şartta imkanı yok. Yani teknik olarak imkanı yok. Eyüp Lisesi de yalan yazıyor. Siteye girin bakın onu göreceksiniz. Hala var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın alttan gelin. Şahsi hesabında. Peki bu yazının dışında herhangi bir belge var mı orada? Ya onun orada olduğuna dair hiçbir belge yok. Sadece bu yazı. Böyle bir yazı var. Böyle bir yazı. Yani normalde Eyüp Lisesi onun giriş kaydını koyacak, tabii, nereden geldi, ne yaptı, hangi derslere ne zaman verdi koyamıyorlar. Tıpkı üniversitede de bir diplomayı çıkartıp işte diplomayı nasıl aldı, hangi puanlar, hepimizin diplomasının, tabii, arkasında şey var, aldığımız puanlar var. Tabii. Birinci sınıftan son sınıfa kadar hepsi var ama bununkinde yok. İşin garip tarafı mesela noter, bunu onaylayan noter diplomayı görmeden onaylamış, o yüzden, tabii, ceza da yedi. Tabii. Ama yok yani, yok. Eğer sizin kütükte İmam Hatip'ten sonra bir yere gitmediyseniz
ben gittim diyemezsiniz. Derseniz de tabii doğru bir olur. De zaten en sonunda da ciddi bir sorun var. Marmara Üniversitesi'nin kuruluş tarihiyle diploma tarihi arasında hiçbiri yıl uymuyor. Farkı var. Hiçbiri uymuyor. Şimdi ben diploması... O kitaptan ceza dava açıldı mı? Savcı açtı. Kendisine şikayet etti. İlk zaman nere tazminat davası açtı. Bir savcı reisen açtı. İfade verirken dedim ki bu adamın diploması yok. İşte şu atıyorum dedim ki Eyüp Lisesi'ne yazı yazılsın. Oradan kaydı istensin. İmam Hatip'e yazı yazılsın. Kaydı istensin. Askerlik şubesine verdiği belge de sahte dedim. Askerliği yeniden yapması gerekiyor. Oraya da yazı yazılsın. Askerlik şubesine hangi diplomayı verdiği istensin. Ehliyet almış. Ehliyeti alırken hangi diplomayı vermiş. O da istensin dedim. Bunların hiçbirini kabul etmedi. Mahkeme mealen bana diyor ki diploma yok diyor kardeşim. Haklısın. Ama niye alay ettin diyor. Bu sefer. Ha, ettim, o tarafından bakıyor olaya. Ettim dedim alay. Sen dedi alay etmekle de kalmamış. Tahkir ve tazif etmişsin. Ya dedim adam sahte diplomayla ülke yönetiyor. O diyor bizi ilgilendirmez diyor. Senin alay etmen ilgilendirir. Bana iki tane iki yıl dört ay ceza verdiler. Neden? Sadece alay ettim diye. Belgelerin yanlış olduğundan dolayı değil. Herkes kabul ediyor diplomanın olmadığını. Ama alay ettin, tahkir ettin, tazif ettin. Ancak o şekilde. Ha, iki yıl dört ay bir verdiler. Ve Türkiye'de olmayan bir şey daha yaptılar. Kitabın ikinci baskısı için de aynı cezayı verdiler. Yok yani bu şu ana kadar görmüş bizim şey basın tarihinde böyle bir şey. Ve Ergun Poyraz 7 yıla yakın hapis yatıyor. Bana hiç kimse de gelip ifademi almadı o süre içinde diyor. Yani mahkemeye bile doğrudur çıkmamış. Hiçbir soru sorulmamış kendisine. Sadece hapis yatmış. Ve yıllar sonra düşünün o Ergenekon kumpasından da sonra çıktı. En son çıkanlardan birisi Ergun Poyraz. Ve söyledikleri daha önce söylendi. Profesör Yusuf Halaçoğlu da aynı şeyi söylüyor. Aynı iddiasını devam ettiriyor Halaçoğlu. Ve ortada diploma yok. Evet. Ortada diploma yok ama diploma var mı yok mu diye soranlara yönelik soruşturma ve dava çok. İnsan diplomanız nerede dediğin zaman çıkartır. Niye? Sır mıdır bu? Saklı mı? Evet. Onu söyleyeceğim. Yani bizim vatandaş olarak bizi yöneten bir kişinin verilerine ulaşma hakkımız var. Yani Amerika'da başkanın sağlığının yerinde olup olmadığına dair kan tahlilleri bile belli aralıklarla kamuoyuyla paylaşıyor. Paylaşılıyor. Yani bırakın diplomasını, eğitimini, iş tecrübesini, mevcutta sağlığının dahi nasıl olup olmadığına dair kamuoyuyla düzenli olarak raporlar paylaşılıyor Amerika'da, başkanlık seçiminin olduğu bir ülkede. Bizim de bir vatandaş olarak bizi yöneten ve şu anda neredeyse ülkeyi tek başına yöneten bir kişinin diploması var mı yok mu sorusunu sormak en doğal hakkımız. Evet. O yüzden bu konu çok kritik bir konu. Bu konu gündemden düşürülmemesi gereken bir konu. Ve bu konu ya şimdi millet bu diplomayla hiç ilgilenmiyor, başka şeyler konuşun, gündem farklı diyenlere de şunu söylemek lazım. Bu konu o kadar kritik ki sevgili Namık. Eğer bu kişinin diplomasının olup olmadığı konusunda gerçekten başta muhalefet gerekli kamuoyu baskısını yaratmış olsaydı ve bu seçim sürecinde bu diplomanın olup olmadığını ortaya koymak zorunda bırakılsaydı belki de bugün biz Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmiyor olacaktık. Yani ben ekonomistim, verin yetkiyi, alın görün etkiyi diyen bir kişi tarafından yönetilmiyor olacaktık. Dolayısıyla bugün hani ekonomik problemlerimiz var, geçinemiyoruz, şimdi diploma konu neden ediliyor diyenlere de şunu söylemek lazım. İşte diplomayı konu etmiş olsaydık zamanında belki de ülkede bambaşka bir siyasi tablo olacaktı. Ve bu siyasi tablo farklı olacağı için de bambaşka bir ekonomik düzen içinde olacaktık. Bu noktada şunu söyleyelim. Burada iki şey var. Bir insanın diplomasının olup olmaması o kişinin hani eğitim seviyesi üzerinden işte eğitimli, eğitimsiz, ne bileyim ki tırnak içinde şöyle böyle bir itham değil bu. Yani öyle insanlar var ki diploma sahibi değil ama gerçekten çok aklı selim, çok deneyim sahibi, çok tecrübe sahibi,
sağduyulu, engin bilgisi var, kendisini eğitmiş, geliştirmiş, evet, böyle bir sürü insan var. Ama mesele şu, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasanın koyduğu kriterler var. Bu kriterlerin bir tanesi 4 yıllık bir üniversiteden mezun olma kriteri. Yani siz bir işe giderken diplomanızı ibraz etmeniz lazım, evet, değil mi? Askere giderken diplomanızı ibraz etmeniz lazım. Bu özel kişisel bir veri değil, bu özel bir bilgi değil. Hele de Cumhurbaşkanlığı adayısanız bu hiç özel bir bilgi değil. Genel, gayet genel. Burada ibraz edilmiş bir diploma var mı yok mu bilmiyoruz biz. Bakın i̇şte ortaya bir diploma bir konmuyor. Bir ibraz edilmiş bir kopya var. Yani noterden. Evet. Şimdi onu da söyleyelim. İbraz edilmiş kopyaya bakın, internetten girin bakın, Marmara Üniversitesi 1983 diyor. Evet. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet yılı 1981. Mezun olduğu okulda, eğer mezun olduysa tabii bilemiyoruz, elimizde veri yok, Aksaray Yüksek Ticaret Okulu. Evet. Şimdi Aksaray Yüksek Ticaret Okulu'ndan 1981 yılında mezun olmuş ise Recep Tayyip Erdoğan ve diyelim ki diploması yandı, suya düştü, kaybetti. Olabilir, insanların diploması kaybolabilir. Ne yapılır? Üniversiteden yeniden onun dublikesi istenir. Ona aslı gibidir denilen bir belge talep edilir. Şimdi bu bize sunulan, yani kamuoyuyla paylaşılan aslı gibidir normalde. Hani evet, diploması evet, yok lan. Evet. Ona evet, şey yaparak... Pardon, o önemli bir fark var orada. Diploma değil, sadece bir mezuniyet belgesi. Tamam, mezuniyet belgesi. Hadi hani, diyelim ki diplomanın aslını sunamıyor. Evet. Bir mezuniyet belgesi sundu. Duplika sundu diyelim ki. Yani aslı gibidir bir, evet, belge sundu. Aslı gibidir bir belgenin de kriterleri var. Onun aslını gibidir almak için aslını notere vereceksiniz, tamam, ki ama o size kopyasını versin. Diyelim ki var versin, diploma. Hani varsayalım ki diploması var. Aslı gibidir diye bir belge sundu kamuoyuyla. Evet. Aslı gibidir sunulan belgede de tutarsızlıklar var. Ne gibi tutarsızlıklar var? Orada diyor ki Marmara Üniversitesi mezunu. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu yıl Marmara Üniversitesi yok. Marmara Üniversitesi 1983 yılında kurulmuş. Ha, sonradan Aksaray Yüksek Ticaret Okulu Marmara Üniversitesi'ne eklemlenmiş, dahil edilmiş ama daha sonra yapılmış bu. Yani şöyle, ben diyelim ki A okulundan mezun oldum. A okulu yıllar sonra B oldu. Diyelim ki Harvard'dan mezun oldum. Harvard sonra Cambridge oldu. Benim mezun olduğum diploma, denklik belgesi, aldığım duplika Harvard diyelim ki. Ben o diplomayı kaybettim. Sonra Harvard Cambridge Üniversitesi oldu. Benim duplikamda Cambridge Üniversitesi yazmaz. Yine Harvard Üniversitesi yazar. Bir kere en basitinden kamuoyunun bunu sorgulaması lazım. Yani nasıl oluyor da Marmara Üniversitesi mezunu yazıyor? Evet. Bu demektir ki bu gerçek bir belge değil. Üstelik bu sunulan belgede ne rektörün ne de dekanın imzası var. Diyelim ki rektörün imzası yok, en azından dekanın imzası olması lazım. Yani ıslak bir imza yok, gerçek bir imza yok. Bir tek noterin bir imzası var, o da Ergun Poyraz'ın canlı yayında söylediği gibi o diplomayı görmeden aslı gibidir diye imza verdiği için de hakkında bir soruşturma, evet, başlatıldı. Şunu da söyleyelim, bu hafta gündeme gelmesinin nedeni Rafael Sa... İşte onu söyleyeceğim. Yani bunu zaten bugün açmamızın Rafael nedeni de durup dururken değil. İsrail'den bir tanık çıktı. Şimdi evet. Rafael Sadi'yi de izledik. Halk TV'de bir yayına girdi, yani katıldı. Orada şöyle diyor, bakın oradaki tutarsızlığa bakalım. Halk TV'de katıldığı yayında şöyle diyor. Laf arasında diyor ki biz diyor tabii diyor 4 yıl diyor beraber okuduk, sıra arkadaşımdı diyor. Bakın bunu Halk TV'de söylüyor. Bir gün sonra Oda TV kendisiyle röportaj yaptığında ise şöyle söylüyor. Aynen bakın şöyle söylüyor. Diyor ki sabah işte selam verirdik. Merhaba merhaba, öyle bir arkadaşlığımız vardı. Hani sen sıra arkadaşıydın? Evet. O kadardı diyor arkadaşlığımız. 4 yıl sıra arkadaşıydın. Ertesi gün diyorsun ki sadece merhabamız vardı. Sen 3 yıllık bir üniversiteden, yani yüksek okuldan nasıl oluyor da 4 yıllık bir sıra arkadaşlığı yapıyorsun? Birinci gün yayında diyorsun ki 4 yıl sıra arkadaşlığı yaptık. Ertesi gün diyorsun ki sadece merhabadan ibaret bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Bundan ibaretti diyorsun. Ve 3,
Üçüncü sınıftan sonra benim okulla ilişkilerim kesildi. İki sene okudum, sonra iki sene mezun okumadım olmadım diyorsun. Diyor. Yani diploması olmayan biri, 20 yıldır diplomasını gösteremeyen biriyle ilgili olarak biz üniversitede beraber okuduk diyorlar. Şahit. Ve bunun da ortaya konması sonrasında bütün ülkenin buna inanmasını bekliyorlar. Bekliyorum.